Merhabalar arkadaşlar, ekranlar başında videomu izleyen herkese hoş geldin diyorum. Oyunumuz Hearthstone'un yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Çayınızı kahvenizi alın, arkanızı yaslayın ve tadını çıkarın. İyi eğlenceler, iyi seyirler diliyorum. Bu bölümümüzde yeni bir Legendary kartımız var arkadaşlar. Hediye olarak geldi. O kartımızın ilk bakışını gerçekleştireceğiz. İncelemesini yapacağız daha doğrusu. Achievement ödüllerimiz var. Yaptığımız görevler doğrultusundaki bu achievement ödüllerimizi alacağız. Ayrıca bir de etkinliğimiz var arkadaşlar. Etkinliğimizin bütün görevlerini ben tamamladım. Geldiği ilk günden görevlerini tamamladım arkadaşlar. Arka arkaya görevler vardı. Hemen yaptım. Şimdi hemen işe koyulalım arkadaşlar. Nereden başlayalım? Achievement ödüllerimizi alalım. Ya da direkt etkinliğimizi göstereyim arkadaşlar. Hallows End etkinliğimizin ismi arkadaşlar. Etkinliğin sona ermesine 11 gün süre varmış. Dediğim gibi ben etkinliğin geldiği ilk günde bütün görevleri tamamladım arkadaşlar. Ödüllerimizi alalım. Ne kadar XP ulaştığınızda 100 etkinlik XP'sine ulaştığınız zaman bu paketi alıyorsunuz. Bir tane Titan, bir tane de Festival of Legends kart paketi. 1000 XP'ye ulaştığınız zaman da ödül olarak Battlegrounds Lich King Hero skinini veriyor arkadaşlar. Yine bir Titan ve standart kart paketi. Ve bir de Illidan'ın Hero skinini arkadaşlar. Pirate Illidan. Daha öncelerden hatırlarsanız Warrior'un Pirate versiyonunu vermişlerdi hediye olaraktan. Şimdi de Illidan'ı aldık. Evet, etkinlik ödüller ibaretti. Hayır, senin FPS'ine tüküreyim. Etkinlik ödüllerimiz bunlardan ibaretti arkadaşlar. Görevler yapmışım. Bir tane görevimiz var burada. Ödül yolunda arena kartlarımız var. Bir tane burada. Onu kullanmadım. Bir tane burada var. İki. Bir tane de şey de var. Arenada hazırda var. Onu alacağız. 316 level olmuşuz. Achievement ödüllerimizi buradan direkt otomatikmen alabiliriz arkadaşlar. Durumumuzu şuradan da göstereyim isterseniz. Evet. Titan achievement şeyi %'si arkadaşlar. %12'de. Ben birkaç gündür bu achievement görevlerini yapmakla uğraşıyordum. Buradan size yavaşça göstereyim. Sonrasında hızlı bir şekilde onları da otomatikmen alırız arkadaşlar. Demon Hunter, Dead Knight, Druid görevlerini yaptım. Bazı görevleri yapamadım. Kartlar olmadığı için yapamadım arkadaşlar. Bu bug'a girdi sanırım. Yapamadım. Bir 3'te kaldı. Şu kartta bizde var ama bu kartın Hodir midir nedir ismi? İlk bakışını gerçekleştireceğimiz zaman oynayacağız. İki tane oynamışız. Ben ne zaman oynadığımın farkında değilim. Galiba bir Discover kartından keşfetmişimdir. Öyle oynamışımdır. Nasıl oynadığımı, ne zaman oynadığımı hatırlamıyorum. Mage görevlerini yaptık. Bir tane bu kalmış. Paladin görevlerini yaptım. Tier isimli bir kart var. O kart bende olmadığı için yapamadım. Priest görevlerini yaptık. Şu Amantul kartı bende yok. Şu kart bende olmadığı için yapamadım. Rock achievement görevlerini yaptık. Sadece şu Mimir'in Gadgets isimli kart bende olmadığı için yapamadım. Bir tane yapmışız. O da herhalde Discover kartından keşfetmişimdir. Ve bir şekilde yapmışım bir tane. Şaman görevlerini yaptım. Bu görevde biraz uzun süreceği için bunu da yapmakla uğraşmadım. Thorim Stormlord isimli kart bende yok. Warlock görevlerine henüz başlamadım arkadaşlar. Warrior görevlerinden bir tane bunu yapmışım. Evet arkadaşlar, ufak bir oluşmuştu. Neyse, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Warrior kartlarından bu achievement görevimizi yapmışız. General Vezax isimli kart bende var. Birazcık yapmışız. Bu görevi de 4 tane yapmışız. Warrior'u.
Natural görevlerimiz bu şekilde. Yaptığımız oranlar. Diğerlerini de yapmışız. Şimdi şuradan direkt otomatikmen alalım. 33.486 achievement puanımız var şu an. XP'lerimizi de alalım. 317 oluruz. Gold'umuzu da aldık. 17.335 gold'umuz var şu an arkadaşlar. Birinci aşamasını tamamlamışız. İkinci aşaması. Reborn. Fan Club. Bunu da tamamladık. Evet, gold'umuzu da alalım. Oh! Bu da tamam. Kaç gündür bunları yapmakla uğraşıyoruz. 50 gold'umuzu da aldık. Oh, 500 XP. Dead Knight'ın rankta, arenada veya düelloda da demiş. 50 game kazan. Kazandık. Bunu da alalım. Ne veriyor ödül? Ha, bunların golden'u var zaten. Tamam. 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 %87, %61, 65, 17 ve 68 oranlarında. Profilimizde rankta, twist modda, golden 5, standart modda, platinum 10, diamond modda, wild modda, diamond 2. seviyedeyiz. Profilimiz bu şekilde. Hangi hero'dan ne kadar win aldığımızı buradan görebilirsiniz. Şimdi achievement ödüllerimizi aldık. Bu kısımda işimiz kalmadı. Gelelim kart incelememize. Shop'a bir şey gelmiş. Evet, shop'a yenilikler var shop'ta. Ha, bunu geç. Beleş bir şey varsa alalım. Evet, Shadow in the Badlands isimli yeni gelecek olan expansion'ımız. Free diyor. Alalım. Bedava paket, güzel. 700 lira. Oha, bunu alamayız. 279 geç. Beleş bir şey var mı hocam? Bu nedir? The Dead Knight'ın yeni hero avatarı, kart arkalı ve 5 paket. Rock'un Valerian'ın Rock'un yeni hero skin'i ve kart arkalığı 1500 gold karşılığında alabilirsin diyor. Ama benim şu anki kullandığım avatar skin'i güzel. Win-win
şeyine ulaştık. Aldık yani, güzel. Onu kullanıyoruz. Paladin'in böyle bir şeyi var. Beleş bir şey var mı hocam? Tamam, beleş bir şey yok. Evet, gelelim kart incelememize. Ya bunlardan bizde vardı zaten Gold'un. Fazlalık olması gerekmiyor mu? 3 tane 4 tane olması gerekmiyor muydu? Bir tane şeyden vardı. Bunlardan vardı zaten bizde. New diyelim. Şöyle. Tüh, bunları satabiliyoruz mu? Ha, şey yapamıyoruz. Craftlanamaz diyor. Yani misal bu karttan bende var. Bir tane de hediye geldi diyelim örneğin. Bunları satamıyoruz. Tamam. Şimdi Badlands. Evet, bu kartımız yeni kartımız arkadaşlar. 8 mana 6-6 statlara sahip legendary kartımızın ismi Thunder Bringer isimli kartımız. Güzel bir karta benziyor. Tipinden de anlaşıldığı üzere. Kartımızın özelliği, kendisi bir taunt arkadaşlar. Death Rattle bir taunt. Bu öldüğü zaman summon an elemental and beast from your deck diyor. Deckinden, bu kart öldüğü zaman deckinden bir elemental ve beast'i summon yapıyor arkadaşlar bu arada. Kendisi elemental beast. Bu kartı destekleyici kart koyacaksınız oynadığınız zaman. Deckinize güzel bir elemental, güzel bir beast koyacaksınız ki bu kart karşılığını versin. 8 mana 6-6 statları yani özelliğine bakacak olursak güzel. Bunun manasını ucuzlatıp daha erken de oynayabilirsiniz. Veya bakalım mesela bu kartı destekleyecek ne koyabilirsiniz? Kendisi Taunt, Death Rattle, Elemental, Taunt, Death Rattle, Elemental, Summon. Death Rattle, Elemental Beast, Summon, Taunt. Evet, bu özelliklerde arama yapacaksınız arkadaşlar. Kendisi Taunt. Taunt olarak, mesela Death Rattle olarak Nuzzot koyabilirsiniz. Şöyle bakalım hemen. Nuzzot koyabilirsiniz. Mesela. Nuzzot koyabilirsiniz. Umbra koyabilirsiniz. Umbra 4 mana mıydı? Baron Revender koyabilirsiniz. Umbra koyabilirsiniz. Umbra nerede? 4 mana değil miydi ya? Umbra. Sonrasında elemental olarak mesela Ragnaros olabilir. Şu elemental. Ragnaros, şu Neptulon muydu? Neydi ismi? Neptulon koyabilirsiniz. Misal. Summon yapmak için. Ragnaros koyabilirsiniz. Elemental. Güzel elementaller var. Bak mesela Mega Wind Fury diyor. Bundan koyabilirsiniz. Mega Wind Fury. Böyle bir kart var. Bundan koyabilirsiniz. Bundan koyabilirsiniz. Nuzzot koyabilirsiniz. Elementallere bakalım. Başka elemental. Bu olabilir mesela Charge. Mesela bu koyup Mega Wind Fury olabilir mi? Bu turda diyor Kent Attack Hero'ya saldıramazsın diyor. Charge olduğu zaman direkt ben summon olduğu zaman saldırmıyor muydu? Mesela Wind Fury ile Mega Wind Fury ile şu 28 vurulabilir mesela. Elemental olarak mesela güzel kartlar bunlar var. Başka diğer sınıflarda ne var? Elemental olarak.
Alakir var. Güzel elemental olarak mesela. Sonrasında 7'ye 8'lik taunt var. Overload yapmamış olursunuz. Başka elemental. İşte bakacaksınız arkadaşlar. Kartınızın özelliği elemental ve beast'i. Deckinizden elemental ve beast'i summon yapıyor. Elemental. Başka neler var ya? Çok elemental oynamadığım için. Ha bak, Ragnaros Lightlord. Paladin'de oynamak isterseniz mesela. Giant'lar var. 8'e 8'lik mesela. Örneğin. Mage'de pek oynayacağını zannetmiyorum ama Druid'de ne var? Bak, 10'a 10'luk Rush Taunt var. Elemental. Beast olarak ne koyabilirsiniz mesela? Hunter'da oynayabilirsiniz mesela. Hunter'da güzel beastler var. Şöyle yapalım. Hunter'da King Crush olur mesela. Giant Storm olur. Örneğin. Hydralodon olur. Güzel. Şöyle bir taunt'umuz var. Beast olarak. Oha, Swamp King Drift var. King Mook, Mr. Mookla var mesela. 10'a 10'luk. Rakibin eline muz vermemiş olursunuz. Hunter'da oynarsanız örneğin. Mr. Mookla'yı koyabilirsiniz. Bunu koyabilirsiniz. King Crush'ı koyabilirsiniz. Hydralodon'u koyabilirsiniz. Hunter'da oynamak isterseniz mesela. Mesela çok güzel beastler var. Burada bakalım güzel beastler neler var mesela. Atıyorum mesela bunu koyabilirsiniz. Bu da güzel bir kart. Rakibin board'unda güçlü minionlar var diyelim mesela. Sizi sıkıntıya sokacak minionlar var diyelim. Bunu koyabilirsiniz. Pat diye 3 tane rakibin minionunu öldürebilirsiniz. 7'ye 14'lük bak mesela, ultra zor var. Statlarına bak, 7'ye 14. Ondan sonra 6'ya 12 taunt. Giant Mastodon diyor bak. Dev Mount. Şöyle bir kartımız var. Bunu koyabilirsiniz. Kartımızın özelliğine göre arkadaşlar güzel kartlar koyabilirsiniz. Beast, Elemental, Death Rattle özelliğini triggerleyen kartlar koyabilirsiniz mesela. Veya başka ne koyabilirsiniz? Şey var. Druid'de Hadronox muydu? Neydi ismi? Druid'de Hadronox muydu ismi? Hadronox. Hadronox'u koyabilirsiniz mesela. Druid'de Hadronox, Elemental olarak bunu koyabilirsiniz. Neydi şu Taunt Minion öldüğü zaman tekrar summon yapan Legendary kartımızın ismi neydi? 3 mana mıydı? 4 mana mıydı? 4 manaydı galiba. Plague Maw ismini tam şey yapamıyorum. Bu mesela olabilir. Bunu koyabilirsiniz. Flup. Deckinize o karttan kopya gönderebilirsiniz. Druid'de mesela başka ne koyabilirsiniz o kartla alakalı? Death Rattle. Location kartı var triggerleyen Death Rattle. Location 3 mana. Bunu koyabilirsiniz. Triggerlersiniz. Elemental koyarsınız. Biz koyarsınız. Bunu koyarsınız. Triggerlersiniz mesela. Şu şeyin kartın ismi neydi ya? Bir kart daha vardı. Şunu koyabilirsiniz. Örneğin. Bu neymiş? Summon a minion from your hand. 5 veya daha fazla ata sahip bir minion'ı summon yapıyorsunuz elinizden. Bunu koyabilirsiniz. Öncesinde o minion summon olmuş olur. Hadronox koyabilirsiniz. Taunt, Death Rattle. Death Rattle'ı triggerleyen kartlar var mesela. Death Rattle özelliğini triggerleyen kartlar. Nuzzot falan koyabilirsiniz. Hunter'da güzel olur bu kart. Hunter'da, Druid'de, Priest'te Death Rattle kartı quest var mesela. Onu da oynayabilirsiniz. Örneğin. Tekrar canlandırabilirsiniz. Öldüğü zaman bir kart daha vardı ya. Öldüğü zaman deck'e kopyasını gönderen Priest'teydi galiba. Neyse. İşte bakarsınız Death Rattle özelliği destekleyecek. O kartı destekleyecek kartlar koyarsınız arkadaşlar. Elemental koyarsınız deckinize. Beast koyarsınız veya o kartı
Shuffle kartlar var mesela. Rock'ta olur mesela. Pardon. Rock'ta Shuffle kartları mesela. O kartımız Natural karttı. Rock'ta bu karttan o karta kopyasını gönderebilirsiniz. Şu kartı koyabilirsiniz. Bu kartı koyabilirsiniz. Bu olabilir misal. Natural kartlardan şu 2 manalık kart bunu koyabilirsiniz. Bunu koyabilirsiniz. O kartımız Beast ve Elemental'di. Bu kartı koyabilirsiniz. 3'e 3'lük kopyasını gönderebilirsiniz. Fizzle koyabilirsiniz. Evet. Yani uygun kartlar, shuffle yapmak istiyorsanız o kartı, uygun kartlar bunlar arkadaşlar. Başka Natural kartta o kartı shuffle yapacak güzel bir kart var mı? Yok. Fizzle, şu kartımız, bu kartımız, bu kartımız. Elek olur mesela. Warrior'da oynamak isterseniz mesela o kart elinizdeyken bunu oynayıp deckinize ekstradan kopya gönderebilirsiniz. Warlock'ta o karta uygun kart göremiyorum. Yani en uygun Rogue, Druid ve Hunter'da oynayabilirsiniz arkadaşlar o kartı. Kısaca öyle diyeyim size. Shuffle yaparsınız. Deckinize gönderirsiniz. O kart öldüğü zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. O kartımız şeydi ya. Şunu silelim. Bu kartımız Elemental ve Beast türü. Öldüğü zaman deckinden Beast veya Elemental'i summon yapıyor. Bu kartı sadece Elemental veya Minion olarak, Elemental veya Beast olarak kart koymayıp sadece bu kartı koyduğunuz zaman Rock kartımızdan bu kartı o karta uyguladıktan sonra atıyorum 5, 10 bu miktarı artıyor her tur sonrasında. Bu kartı o karta uyguladıktan sonra o kart öldüğü zaman tekrar o kartın aynısı shuffle olur arkadaşlar. Kendisi Beast Elemental ya türü. Bu kartı uygulayabilirsiniz. Bu kartı uygulayabilirsiniz. Bu kartı uygulayabilirsiniz. Rock'ta çok güzel olur bak. Müthiş olur. Hunter'da da olur. Hunter'da da shuffle kartı var mesela. Bu olur. Deckinize kopya göndereceksiniz. Ondan sonra summon yapan minionlar var mesela. Şöyle summon diyeyim. Şu neydi kartımız? Bu 9 mana geç bu olmaz da. Summon şu 5 mana mıydı ya bir kopyasını alıyordun, summon yapıyordun. Bak mesela o kartımız 8 mana da. 5 manadan oynayıp elinizde sadece o varken bu kart oynadığın zaman o board'a iner ve 2 tur sonra canlanır. Yani 7 mana da oynamış olursunuz örnek verecek olursam. Triggerleyen kartlar var mesela. O kartımız 4 mana mıydı? Hunter'da da var. Triggerleyen kartlar var mesela. Şu neydi? Summon your beast, death die destroy. Ha, o beast öldüğü zaman tur sonunda tekrar canlandırabilirsiniz. Tur içerisinde. Dediğim gibi arkadaşlar o kartı en uygun Hunter'da, Druid'de ve Rogue'da oynayabilirsiniz. Druid'de Hadronox. Nerede Hadronox? Kendisi Taunt ya o kartın. Hadronox, Location kartı. Ragnaros koyabilirsiniz, Elemental. Ondan sonra, gerçi Druid'de deck'e gönderen Shuffle kopyası var mıydı o minionun? Mesela, spell olarak var mıydı veya minion olarak? Gerçi şeyden bahsettim. Shuffle kartlarından bahsettim. O kartı Natural kartlardan da koyabilirsiniz. En uygun Death Rattle Druid yapıp mesela o kartı oynayabilirsiniz. Plaguemev dediğim o 4 mana legendary Plaguea'ya yazsam.
Taunt öldüğü zaman tekrar canlandıran. Ondan sonra location kart koyacaksınız mesela. Location. Abicim ne oluyor ya? İlla tek tek yazmam mı gerekiyor? Kart çok olduğu için aramakta da sıkıntı çekiyoruz. Location kartı, Hadronox, Plagueomer, Ragnaros, Neptulon gibi kartları koyup tekrar tekrar canlandırıp tekrar tekrar oynayabilirsiniz. Rogue'da shuffle yapabilirsiniz. Hunter'da zaten Beast'le alakalı bir sürü kart var. Shuffle yapabilirsiniz. Tekrar canlandırabilirsiniz. Deck'inize gönderebilirsiniz. Çok güzel kartlar var arkadaşlar. Deathrattle'da da Nuzzot, Umbra, işte ne bileyim Baron falan onları da koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kartımızın incelemesini yaptık. Baya baya anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere açıklayıcı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Güzel kart. Bu kartımızın ilk bakışını gerçekleştirelim. Ama bu kartımızın manası çok ya. 8 mana. Bunu ucuzlatan ne var mesela? Dur şöyle bir bakalım. Less desem mesela. Druid'de ne var? Ha bak, Druid'de mesela Taunt minionları 2 mana düşüren kartımız var. Bunu oynadıktan sonra o Taunt kartı, bu kart ölmezse 6 mana da oynayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Druid'de. Yani ucuzlatacak kart koyabilirsiniz. Mana değerini düşürecek kart koyabilirsiniz. Rock'ta ne var? Rock'ta var mı? Başka ne var? Ha, 2 mana düşür. Weapon. Cost olarak yazsam. Bu ne? Destroy a minion. 1 mana. Ha, onu geç. Aa, şeyi oynayabilirsiniz mesela. Scaps'la ucuzlatabilirsiniz. 3 mana düşüyor. Scaps oynayabilirsiniz. Başka ne var? Bu neymiş? Uncut Breed. A Legendary Card. Battle Cry. Change each Deathrattle minion in your hand into birebirlik. Bir mana birebirlik hale dönüştürüyor Deathrattle minion'ı. 5 mana da bunu oynarsan o 8 manalık Deathrattle Taunt kartımız 1 manaya düşer. 1 mana da oynayabilirsin. Bak, bu güzel kartmış bu. Deathrattle minionlarını 1 manalık hale dönüştürüyor ama birebirlik. 1 mana birebirlik hale dönüştürüyor Deathrattle minionlarını. O çok güzel. Bak, bu kartı da aslında craftlamak lazım. Deathrattle oynarsan. Şu neymiş? Summon a random minion. White cost equal to your weapon's attack. Ha. Weapon'ın atağı kadar bir summon minion. Geç. Ha, şu olur mesela. Deck'inden bir şeyi, Deathrattle minion'ı 4 şey ucuzlatıyor. 4'e 4'lük hale dönüştürüyor. Bu olur mesela. 4 mana da oynayabilirsin. 8 mana da oynamayıp. Sonya olur mesela. Kopyasını alırsınız. Çok güzel kartlar var arkadaşlar. Bakacaksınız. Ne şekilde oynamak istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız ona göre kartlar koyacaksınız. Ucuzlatırsınız, deckinize gönderirsiniz, kopyasını alırsınız vesaire. Çok eğlenceli şeyler ortaya çıkabilir. Evet. Tamam, kapatalım. Kartımızın İlk bakışını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kartımız güzel. Ben de heyecanla bekliyorum. 8 mana, 6'ya 6 statlara sahip. Taunt Legendary kartımız. Thunder Beringer'ın incelemesini yaptık arkadaşlar. Tamam. Ha, şu decklerimizi de silelim ya. Achievement görevlerini yapmıştım ben. Şunları da sileyim. Yeni decklere yer açalım. Şu Custom Death Knight'ı da silelim ya. Başka var mı silinecek bir şey? Tamam, bunlar dursun bakalım.
Tamam. Ödüllerimizi aldık. Ha, bu arada hediye paket geldi arkadaşlar. Bu patch notundan bakarsanız, gerçi bugün son günü de siz kaçırmış olacaksınız. 9 tane hediye paket aldım ben. 2 tane böyle bir hediye paketimiz geldi. Titan'dan Festival of Legends paketi geldi. Sonrasında şu paketten geldi galiba. 2 tane de şu neydi? Ha, Ungoro. Bundan geldi. 9 tane hediye paket geldi. 4 saatlik bir yayın izledim. Twitch'te. Twitch'te 4 saatlik bu yayın izlemem sonrasında 9 tane hediye paket geldi arkadaşlar. Umarım sizler de bu hediye paketlerinizi almışsınızdır. Haberiniz vardır. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Benden bu bölümlük bu kadar. Kaydımızı sonlandırma vakti geldi. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen aşağıdan abone ol simgesine tıklayarak kanalımıza abone olabilir, videoları beğenerek de kanalımıza destek olabilirsiniz. Abone olun, videoları beğenin. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Yine ekranın köşelerinde kanalımdaki diğer seri videolardan veya videolardan bazılarını görebilir. Bunları keyifle izleyebilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarda göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Birbirinden eğlenceli videolar sizleri bekliyor. Bir sonraki Hearthstone bölümümüzde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar. Hoşça kalın. Bay bay.